Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 0-1 yaş grubumuz için güzel bir yelek çalışması yapacağız. Yeleğimizde burgularımızı kullandık. Bakınız ee, yakadan başlayarak burgumuzu koyduk. Belirli bir genişliğe ulaştıktan sonra yani şuradaki artışlarımızı yaptıktan sonra ikinci bir burgumuzu başlattık. Kolumuzu kestikten sonra üçüncü bir burgu olarak hemen kol kesim yerinden sonra Yine üçüncü bir burguyu aşağıya doğru ilerledik. Yani aşama aşama burgularımız şöyle açacak olursam bakınız aşama aşama burgularımızı yerleştirerek yeleğimizi örmeye devam ettik. Ve aralarında da eşit miktarda sayılarımızı belirledik. Evet tam bir buçuk ip kullandım. Evet. Büyük örecekseniz mutlaka daha fazla ipler almanızda fayda var. Burgularımız biraz daha fazla ipi tüketebilmekte. Yani hiç deliği olmadan tamamen trabzan üzere çalıştığımız için iki tane ip bu boyut için gerekmekte. Daha büyük boylar için daha fazla ipleri temin ederseniz hiç sıkıntı çekmezsiniz. Evet yeleğimizin ölçüsüne hemen bakmak istiyorum. Şu şekilde yaka kısmından yani yüksek bölgeden ölçelim. 31 santim yeleğimizin. Uzunluğu kol altına şu şekilde alalım. Kol altı genişliğimiz ise 26 santim olduğunu görüyorum. Ve yeleğimiz örgü olduğu için biraz daha şu şekilde kullandıkça açılacaktır. Hemen arkasına bakalım. Arkasını çevirip baktığımızda bakınız kol altından devam eden kısmımız omuzumuzdan biraz artışlarımızı yaptıktan sonra önümüzde bırakmış olduğumuz bakınız birkaç basamak daha yukarıda olan burgumuz ve başlangıçtan devam eden en ortadaki, en merkezdeki burgumuz yine e, diğer tarafta aynı seviyede olan burgumuzu görmekteyiz ve kol altı burgumuzu gayet güzel, eşit bir miktarda burgularımızda dağıttık. E, çok rahat örmesi hem kendinize de örebilirsiniz ee, kızlarımıza, erkeklerimize hep bütün bebeklerimize istediğiniz şekilde örebilirsiniz ben mavi rengimi tercih ettiğim için erkek bebeklerim için oldu ama pembemizi ya da lilamızı sarımızı hangi rengi isterseniz onunla çalıştığımız zaman e, çok rahat bir şekilde kız bebeklerimize gayet uygun olabilecek bir çalışma hem örmesi çok kolay ve zevkli hem görüntüsü çok şık olmakta evet e, kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Yeliğimizi öreceğimiz ipimizi tanıyalım. Etrofil marka ipimi kullanıyorum. Anti peeling özelliği olan güzel bir ip. 100 gram ve 250 metreden oluşmakta. Yani birazcık e, dolgun bir ip. %100 akrelik Renk numarasına baktığımızda 80.052 numaralı canlı bir mavi rengi sahip olduğunu görmekteyim. 2.5 numaralı tığımla örüyorum. Daha büyük numaralarla eğer eliniz sıkıysa 3 numarayla örmenizi tavsiye ederim. Hemen ayraçlarımı bıraktım ve yeleğimizin ruba kısmını ayırarak örmeye başlayalım. 10 tane zincirimi önüm için çekiyorum. 1-2-3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. 10. zincirime ilk işaretimi takıyorum ve burası ilk önümüz oluyor. Kolumuz için 14 tane zincirimizi çekmeye başlayalım. Şöyle düzgün takıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 tane zincirimi çektim. Hemen işaretimi koluma takıyorum. 14. zincirimi. Ve yeleğimizin arkası için olan bölümü örmeye başlıyorum. Şu ipimi yarımlamadan hemen düzgünce takalım. Diğer tarafa geçirmeden. 18 zincirimi arkaya çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. 18. zincirime yine işaretimi takıyorum. 14 tane kolumu örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13 ve 14. Son işaretimi takıyorum. İkinci kolumuzu da ördüm. Son olarak önümüzü 10 zincir olarak örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincirimi ördüm ve yeleğimin ilk sırasını bu şekilde ayarladım. Şimdi bakacak olursak 10 10 önlerimiz, 14 kolumuz, 18 ise arkamızı ördüm. Hemen santim olarak zincirimizin kaç santime karşılık geldiğine bakıyorum. 27 santime karşılık gelmekte. Şimdi birinci trabzan sıramızı yerleştirmeye başlayalım. 1 ve 2 sıra geri çekiliyorum. Şöyle bakınız iki tane zincir ilave ediyorum. 2 geri çekildikten sonra 1 2 tığımın başını doluyorum. Çekilmiş olduğum ikinci zincirimin içerisine giriyorum. Trabzanımı örüyorum. Ve devam ediyorum. Buradan sonrasında işaretime kadar birer birer zincirlerimin içerisine giriyorum ve trabzanlarımı yerleştiriyorum. bu şekilde bakarız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane zincirimizi çekmiştik. 10 tane tırabzanımızı ördük ve önümüzü bu şekilde ördüm. 2 tane zincirimi çekiyorum işaretimi çıkararak hemen işaretimi çıkardığım yerden itibaren trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Diğer işaretimize kadar birer birer trabzanlarımızı zincirimizin içerisine yerleştirerek örelim. Kolumuz için birer birer trabzanlarımızı ördük. Şimdi 18 tane zincirimizin içerisine yani kırmızımızdan pembeye kadar trabzanlarımızı örmeye başlayalım. İşaretimi çıkarıyorum ve kolum için ördüğüm son trabzanın üzerine 2 tane zincirimi çekiyorum. Ve bakınız ayracımı çıkardığım yerden itibaren birer birer örerek ilerliyorum. İşaretime kadar trabzanlarımı ördüm. 2 tane zincirimi çekiyorum. Son trabzanımızın üzerinden. Bakınız işaretimi çıkarıyorum. Buradan itibaren maviye kadar birer birer diğer kolumuzu örüyoruz. Bu tamamladığımız yer yeleğimizin arka kısmıydı. Şimdi diğer ikinci kolumuzu örüyorum. 14 tane zincirimin üzerine. kolumuzu tamamladım son trabzanımızı da ördüm işaretimi çıkarıyorum iki zincirimi çektikten sonra işaretimi çıkardığım yere gelerek batıyorum ve buradaki 10 zincirimi birer birer trabzanlarımı örüyorum Birinci sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Son zincirimi de ördüm ve birinci sıramızı tamamladık. Her iki önümüzü görmekteyiz. Onar onar iki kollarımız ve yeleğimizin arkası 18. Şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım. Evet saç örgüsü modelimizi robadan itibaren uygulamaya başlayalım. Hemen bitiş yönünde 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2 ve 3 örgümün arkasını çeviriyorum. Birinci trabzanımı ördüm. Tepesine batıyorum. İkinci trabzanımı örüyorum. Ve toplamda 3 tane trabzanım örüyorum. 6 e, trabzan üzerine saç örgüsünü kurmak istiyorum. Burada 10 tane Trabzanım vardı. Bakınız üçünü ördüm. Altısını burguya kullanıyorum. Bir tane kalıyor. Ve diğer artışımda da iki tane yaptığım zaman üç tane bir kenarda, üç tane bir kenara ayarlamış oluyorum. Eğer büyük başlayacaksanız sayımızı, büyük çocuklarımız için tam e, altı tane ortaya ayarlayalım. Artışlarımızı da dahil ederek her iki kenara eşit olarak paylaştıralım. Ben burada on taneydi. Bakınız üç tanesini ördüm. Altısını kullanıyorum. Dokuz. Bir tane kalıyor. On. iki artış yapacağım. Burada 3 tane sol tarafta, 3 tane sağ tarafta trabzanım kalıyor. 3 tane trabzanı düz ördükten sonra 6 öreceğim için, bakınız 6 tane öreceğim için hemen başlıyorum. 1-2-3 3 defa doluyorum. 1-2-3 atlıyorum. 4. yandan şu şekilde giriyorum ve başlıyorum. İkişer ikişer örmeye. 1-2-3 ipimi yarımlamıyorum 3 ve 4 1 2 3 defa doluyorum hemen yandan şu şekilde giriyorum ikişer ikişer örüyorum 2 i̇ki, 3 ve 4 tekrar 2 3 defa sarıyorum yandan giriyorum 1 2 3 ve 4 bakınız 3 tane trabzanımı örüyorum şimdi atlamış olduğum 3 tane trabzanıma geri dönerek 3 trabzan da buradan örerek vurgumu devam ettiriyorum 1 2 3 atladım ilk trabzana yandan giriyorum ikişer ikişer örmeye başlıyorum 1 2 3 ve 4 tekrar 1 2 3 defa sarıyorum ikinciye giriyorum yandan ve örüyorum ikişer ikişer 1 2 3 ve 4 1 2 3 3. trabzanımı da örüyorum yandan giriyorum 1 2 3 ve 4 şu şekilde ilk burgumu üçer üçer ördüm 3 Üç tane trabzan kenara 3'er üçer 6 tane burgu üzerine devam edeceğim için önce ilerdekini ördüm, sonra geriye döndüm 3 trabzanımı ördüm. Kenardaki trabzanımı örüyorum, tığımın başını doluyorum. Bir trabzanım kalmıştı, onu örüyorum. Zincir içerisine girerek iki tane artışımı yapıyorum. Zincirimin içerisine bir ördüm. İkinci kez trabzanımı örüyorum. Evet bakınız önümüzde bir tane burgumuzu bu şekilde yerleştirdim. 3 tane trabzanım artışımla birlikte yeniden 3 tane trabzan birinci sırada eşit miktarda tam önümüze ortalı bir şekilde yerleştirdim. Şimdi koluma devam ediyorum. 2 zincirimi çekiyorum. 2 zincirimi çektikten sonra araya 2 tane artışımı yapıyorum. 1 ve 2 iki artışımı yaptım. Bakınız iki tane artışımız. Öncesinde ve sonrasında tığımın başını doluyorum. Tam ortaya ayarlıyorum. Altı ilmeğimi saç örgümü vurmaya başlıyorum. Bunun için şuradaki bakınız iki artışımdan sonra dört tane trabzanımı düz olarak örüyorum. Artışlarımdan sonra bakınız bir, iki, 3 ve 4 artışımla birlikte tabii ki 6 tane trabzanım oldu. Hemen ortadaki altımızı vurmaya başlayalım. 1, 2, 3. 3 tane doladım. 1, 2, 3. Dördüncüye yandan giriyorum. İkişer ikişer örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 3 defa doluyorum. Yandan giriyorum. 1, 2, 3 ve 4. 3 defa sarıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 3 tane trabzanımı ördüm. 1, 2, 3 defa sarıyorum. Atlamış olduğum trabzanlara önden şu şekilde giriyorum. Başlıyorum. 1, 3 defa sarıyorum. 1, 2, 3. Birincisine giriyorum. 1, 2, 3 ve 4. Yeniden 1 2 3 ve 4 1 2 3 hemen üçüncüye de giriyorum 1 2 3 4 şöyle görelim üçer üçer çaprazlarımızı ördüm dört tane trabzanı örmüştüm iki artışımı yapmıştım Aynısını diğer tarafa da yerleştiriyorum. Şöyle bakalım bakın 4 trabzanımı üzerine örüyorum. 2 tane de artışımı yapıyorum. Burgum tam ortada oluyor. Hemen 4 trabzanımı örüyorum. 1 2 3 ve 4 2 artışımı giriyorum. 1 ve 2 iki zincir çekiyorum şimdi kolumuza şöyle bir bakalım hem önümüzü hem kolumuzu ördüm şimdi arkamızı Örmeye başlayabiliriz iki tane artışımı hemen yapıyorum 1 ve 2 arkada 18 tane ilmeğimiz vardı yani 18 trabzanımız vardı şimdi 6 tane düz örüyorum 6 ortada burgumu yapıyorum 6 sonda düz olarak örüyorum hemen 6 tane trabzanımı örmeye başlıyorum 1 2 3 6 trabzanımı ördüm 2 de artışım vardı bakınız artışımı kapadıktan sonra 6'yı görmekteyiz hemen ortadaki 6 üzerinde burgu çalışmasını başlatıyorum. 1, 2, 3 defa sarıyorum. 1, 2, 3, dördüncüye yandan giriyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, yandan giriyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 alıyorum. 3. örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar 3 defa sarıyorum. Atlamış olduğum ilk trabzanımdan başlıyorum bakınız. Şuradan başlıyorum. Hemen 1 2 3 ve 4. Tekrar 3 tane sarıyorum. Şöyle yapıyorum. Yandan giriyorum. 1 2 3 ve 4. 3. kez 3 defa sarıyorum. Atladığım bakınız aradaki Örmediğim üçüncü trabzanı yandan giriyorum. Bir, iki, üç ve dört. Üç, üç. Bakınız. Vurgumu bu şekilde yapıyorum. Altı trabzan sağ tarafına yaptım. Artışlarımı saymazsam, artışlarımı sayarsam toplamda sekiz trabzanım var. Şimdi kalan altı trabzanımı örüyorum. Bakın iki, dört, altı. İki de artışımızı yapıyoruz en önemli kısım modelimizi ilk yerleştirmeye başladığımız yer oluyor. Burayı düzgün yerleştirirsek hiçbir sıkıntı çekmeden sona kadar ilerleriz. İki tane artışımı yapıyorum. 1 ve 2 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar kolum için iki tane artışımı yapıyorum. Bakınız diğer kolumuzda 4 tane sağ tarafında, 4 sol tarafında örmüştük. Ortada 6 tane trabzanımı örmüştüm artışlarımdan sonra. Yine aynı işlemimizi burada da yapalım. 4 trabzanımı örüyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tırabzanım ördüm. 3 defa sarıyorum. 1 2 3 dördüncü yandan giriyorum 1 2 3 ve 4 1 2 3 yandan tekrar 1 2 3 yandan tekrar 3 defa 1 2 3 atladıklarıma dönüyorum ve birincisinden başlıyorum 1 bir, 2 3 ve 4. 1 2 3 hemen yanındakine giriyorum. 1 2 3 ve 4. Tekrar 1 2 3 4. Evet burada da burgu işlemimizi üçer üçer şu şekilde yaptım. Hemen yandaki 4 tane trabzanımı ve 2 artışımı örüyorum. Yandaki 4 trabzanımı ve 2 artışı ördüm. 2 zincirimi çektim. Şimdi son olarak önümüze geçebiliriz. Bakınız şu şekilde örerek geldim. Çok güzel görülmekte. Evet şimdi 2 tane artışımı yapıyorum. 1 ve 2. 1 tane trabzanımı örüyorum. Bir trabzanımızı ördükten sonra bakınız 3 sağ tarafta 3 sol tarafa ayarlıyorduk. Ortadaki 6 trabzanımıza ise burgumuzu çalışıyoruz. 1, 2, 3 sayıyorum. 1, 2, 3, 4. yandan giriyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 yandan giriyorum. ikişer ikişer alarak toplam 4 defa da kapatıyorum. 3. örüyorum. İpimi tabi yarımlamak istemiyorum. Tığımızın ucu ince olduğu için Evet 3 tane tırabzanımı ördüm. 3 sarıyorum. Atladığım ilk tırabzanıma giriyorum. 1 2 3 Tekrar 1 2 3 3-3 bakınız çaprazlarımızı, burgumuzu yaptım. En sona 3 tane trabzan kalıyor. 1, 2, 3. Sağında da bakınız, 3. Solunda da 3 tane trabzanımız. Sağlarına ve sollarına ayırdığımız trabzan sayılarımız lütfen eşit olsun. Kaç tane trabzan başlarsanız başlayın hiç fark etmez. Bu şekilde yar ayarlamalarımızı eşit olarak yapalım ve örmeye devam edelim 1 2 3 tane zincirimi çektim örgümün arkasını çeviriyorum tığımın başında doluyorum hemen bakınız 3 tane trabzanımı şu şekilde ördüm bakın öncesinde şu şekilde bakalım burgularımızı yerleştirdik burgularımızın üzerindeki sırayı örmeye başlıyoruz şimdi. Evet. Tığımıza ilmeğimizi takıyorum. Şuradaki 6 tane kabartımızı bakınız örgümüzün ters yönünden ardından girerek yine önde kabartılı durmasını sağlıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Bakınız şuradaki 3 tane kabartılı olan bölümü görmekteyim. Tığımın başını doladıktan sonra ardından giriyorum. Birinci trabzanıma bakınız. Ardından girdim. Ön yüze kabartılı bir şekilde duracak. Hemen bir ve iki defa da alıyoruz bakınız. Bir defa doluyorum. ikinciyi alıyorum bakınız şöyle. Ardından girdim 1 ve 2. Başını doluyorum. Üçüncüyü aynı şekilde örüyorum. 1 ve 2. Altta kalan 3 tane yine kabartılı olarak örmemiz gereken burgumuz var. Tığımın başını doluyorum. Bakınız üç tane şuradan ilkine giriyorum. Dışa doğru kabartıyorum. 1 ve 2 defa da örüyorum. İkinciyi yine aynı şekilde şöyle giriyorum. Dışa doğru kabartıyorum. 1 ve 2. Üçüncüyü de aynı şekilde örüyorum. 6 tane trabzanımı ön yüze burgularımızın yine kabartılı durmasına sağlayacak şekilde örüyoruz. Ardından giriyorum ön yüzde vurgularımı düzgün bir şekilde ilerlemesini sağlıyorum. Aradaki gördüğüm trabzanlarımı ise tepesine batarak örüyorum. Şuradaki artış yerimize ise iki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Bütün artış yerlerimizde aynı işlemimizi yapıyoruz. Vurgularımızı ise arkadan örüyoruz. Biraz devam edelim birlikte. İpimi şöyle yarımlaması. Hemen batıyorum. Bakınız örgümü bitirdikten sonra birer birer gördüğüm tırabzanlarımı örüyorum. 2 tane içeriye giriyorum. 1 ve 2. 2 zincirimi çekiyorum. 2 tırabzanımı yeniden örüyorum. 1 ve 2. Düz tırabzanlarımı yine düz bir şekilde örüyorum. Evet bakınız düz trabzanlarımız ikili trabzan olarak birer birer örerek geldim. Şu kısmı hemen bir daha örelim. Şimdi burgumun bulunduğu noktadayım. Burgumun yine dışa kabarık durabilmesini sağlamak için tığımın başında doluyorum. Ardından ilk trabzana giriyorum bakınız. Ve başlıyorum. 1 2 iki. İkinciyi aynı şekilde 1 ve 2 Üçüncüyü 1 ve 2. Altta kalan diğer 3'e de aynı şekilde bakınız. Önce ilkinden başlıyorum. 1, 2 ve 3. Hepsini birer birer örüyorum ve şöyle görüyorum. Bakınız kabartılı bir şekilde diğer düz örgülerden farklı durmasını sağlıyorum daha yüksekte kalması için Evet şimdi kenardaki düz trabzanlarımı da aynı şekilde örüyorum ve artış yerlerine ikişer tane artışımı yapıyorum. Yine devam edelim birlikte birer birer örüyorum düz trabzanlarımı artış yerime geldim. Zincirimin içerisine iki trabzan, iki tane zincir, tekrar iki trabzanımı örüyorum 1 ve iki ve düz trabzanlarımı birer birer örerek ilerliyorum. Burgumun yakınına kadar geldim. Son trabzanımı da ördükten sonra hemen burgumu bulunduğu yerdeyim bakınız. Burgumun altı trabzanını şu şekilde arkadan girerek örüyoruz. Tamam başını doluyorum. Arkadan girdim. Öne doğru itiyorum. 1 ve 2. Iki. Arkadan ikinciye giriyorum. 1 ve 2. Üçüncüyü de aynı şekilde örüyorum. 1 ve 2, alttaki 3'ü de sırasıyla örüyorum. Evet hepsini arkadan aldım. Buradaki 6 ilmeğimizin. aradaki düzlerimizi örelim. Şurada ikişer artışımızı yapalım. Buradaki burgularımızı da aynı şekilde örerek sıramızı tamamlayalım. Burgumuzun birinci sırasını tamamladık. İki sırada bir kendisini tamamlıyor. Bir sırada üç defa başını doluyoruz. Dört defa da çekiyoruz. İkinci ve arka sırada ise şu şekilde ardından girerek sadece normal trabzanımızı üzerine örüyoruz. Ama arkadan girerek öne doğru kavarmasını sağlıyoruz. Ve iki sırada bir modelimizi tamamlayarak yenilerini oluşturuyoruz. Şimdi iki sırayı tamamladığımız için yeniden modelimizi kurmaya başlıyoruz. Bitiş sırasında üç tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç bitişti bakınız 3 zincirimi çektikten sonra modelimi yönünü çeviriyorum hemen modelimden önce gelen 3 tane trabzanımı örüyorum bakınız normal bir şekilde ördüm ve 6 tane trabzanla modelimizi kurmuştuk altısına geldim ilk 3'ü atlıyorum ikinci 3'ü önce örüyorum 1 2 3 defa başını doluyorum birinci üçü atladım ikinci üçün ilkine giriyorum şu şekilde ikişer ikişer örüyorum 1 2 3 ve 4 tekrar 3 defa sarıyorum yandan giriyorum 1 2 3 3 ve 4 üçüncüye giriyorum 1 2 3 ve 4 3 defa ördüm Bakın sondaki 3 ördüm atladım 3 tane trabzanıma hemen geçiyorum 3 tane başını doladım birinci trabzandan başlıyorum 1 2 3 4 ikişer ikişer alıyorum ikinci kez doluyorum hemen yanından ana gövdeden ikinciye giriyorum tekrar 1 2 3 ve 4 1 2 3 defa sarıyorum 3. yanından şöyle ana gövdeden giriyorum 1, 2, 3 ve 4. Evet burgularımızı bu şekilde tamamladık bakınız gayet güzel oldu. Şöyle görelim. Hemen düz trabzanlarımızı düz örüyoruz. Aradaki artış yerimize 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanlarımızı kuruyoruz. Düzleri aynı şekilde düz örüyorum. Buradaki burgularımızda ise önce arkadaki üçü sonra öndeki üçü örüyorum. Ve artış yerlerinde ikişer artmayı unutmuyorum. Şu kısmı birlikte örelim. Diğer burgumuza kadar. Tığımın başını doluyorum. Hemen bakınız kenardaki ilk trabzanı normal bir şekilde ikili örüyorum. Birer birer bakınız hiç atlamadan şunu bakınız. Sırası ile Artış yerime kadar geldim. Artış yerimin bulunduğu yeri girerek 1 ve 2 trabzanımı örüyorum. 2 zincirimi çektikten sonra yeniden 2 tane trabzanımı örüyorum. Artma işlemimi uygun olarak ayarlıyorum. Ve yeniden burayı dümdüz örüyorum. Kolumuzun olduğu bölümdeyiz. ikişer ikişer örmekteyim. Yani ikili trabzan şeklinde bakınız. 1 2 2 defa alıyorum. 1 ve 2. Bütün trabzanlarımı ördüm ve burgumun bulunduğu yerdeyim. Şöyle görelim bakınız. 6 tane burgumuzun bulunduğu yerdeyiz. 6 trabzanımızın 3'ünü atlıyorum. Sonraki 3 trabzanımı önce örüyorum. 1 2 3 3 atladım. Diğer 3'ün ilkinden yandan ana gövdeden giriyorum. 1 2 3 ve 4. Tekrar 3 defa sarıyorum. Yanındaki trabzanda girişimi yapıyorum. 4 defa da çekiyorum. Tekrar 3 defa doluyorum. Yandan giriyorum ve devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Son 3'ü ördüm. Atlamış olduğum ilk 3'e dönüyorum. 3 defa sarıyorum başını. Birinciden şöyle ana gövdeden giriyorum. 1 2 3 ve 4 İkinci için hemen sarıyorum. 1, 2, 3 defa hemen ikinciye ana gövdeden girişimi yapıyorum. 1 2 3 ve 4 1 2 3 ve yandan bakınız üçüncüyü örüyorum 1 2 3 ve 4 Evet burgumuzu bu şekilde tamamladık şimdi düz bir şekilde örelim ikişer artışlarımızı yapalım Tıpkı burada yapmış olduğumuz gibi sıranın sonuna kadar ilerleyelim İkinci kurgularımızı sırasıyla örerek geldim. En son trabzanımı ördüm ve sıramı tamamladım. Hemen sıramın bitişinde 3 tane zincir çekiyorum ve arkasına geçiyorum. Örgümün arka yönünü çevirdim. Kenardaki trabzanlarımı örüyorum. Kenarda 3 trabzanımız vardı. Üçünü de ördükten sonra şu şekilde bakınız burgumuzun ikincisini burada burktuk. Şuradaki görmüş olduğumuz ikinci sırasını trabzan olarak örüyoruz. Yalnız arkadan giriyoruz. Öne e, burgumuzun devamı olarak kabartı bir şekilde düşmesini sağlıyoruz. Bu iki sırada bir yeniliyoruz modelimizi. Tığımın başını doluyorum. Hemen birinciden itibaren bakınız İlk trabzandan itibaren giriyorum. Arkasından girdim öne doğru kabartıyorum ve 1 2 iki. ikinciyi örüyorum 1 2 diğer üçüncü trabzanımı ördüm 3 trabzanımı ördüm ve arkadan aldım bakınız tamamladım şimdi aşağıdaki 3 tane trabzanımı örüyorum tığımın başını doluyorum şu şekilde giriyorum dışa kabartıyorum yeniden arkadan giriyorum ikinciyi örüyorum üçüncüyü de aynı şekilde ördükten sonra burgumuzu tamamlamış oluyoruz bakınız şimdi aradaki trabzanlarımızı düz olarak örüyoruz sadece burgularımızı ardından girerek örüyoruz birer birer örüyorum İki artışımı yapıyorum. 1 ve 2 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar iki artışımı yapıyorum. Ve sıralarımızı yeterli kol ölçüsü gelene kadar bu şekilde örerek ilerletiyorum. İkişer artış, iki zincirimizi artma yerlerinde devam ediyoruz. Burgumuzu da iki sırada bir tamamlıyoruz. Evet biraz büyütelim daha sonrasında yeniden görüşelim. Babamızı burgularımızı yaparak örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. sıradayım ve 8. sırada bakınız yeni bir burgu başlattım. Buradaki burgumun bitiminden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzan ördüm. Ve sonrasında 3 tane trabzanımı yine burada olduğu gibi atlayarak 4. trabzandan başlayıp 3 defa da aldım. Sonra atladım trabzanlarımı ördükten sonra yeni bir burgu başlattım. Kollarımızda burgu başlatmıyoruz. Çünkü e, kollarımızı kısa öreceğimiz için herhangi bir şekilde burguya gerek yok. Sadece ortada bir tane burgumuzun olması yeterli. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Bakınız iki burgu arasında 2, 4, 6 tane trabzanım var. İkinci bir burguyu burada başlattım. Yine yuvanın içerisine iki tane trabzanımı ördüm. Ve devam ediyorum. Kolumuzda herhangi bir işlem yapmıyoruz. Sadece zaten var olan burgumuzu örerek devam ediyorum. Arkaya geçince yeniden görüşelim. Evet kolumuzu örerek tamamladım. Şimdi buradaki burgumun yanından itibaren saymaya başlıyorum. Şöyle görelim. 2, 4, 6. 6 tane boşluk bu tarafa düz trabzan saydım. Hemen sağındaki yerde modelimizi kurmak için hazırlığımızı yapıyoruz 2 4 6 bakınız artışımdan sonraki bölümü örerek geldim şurada modelim çalışıyorum diğer modelimle arasında 6 tane trabzanımı bırakıyorum şimdi 2 defa 3 defa başını doluyorum ikinci modelimiz uygulamaya başlıyorum 3 defa doladım Sayıyorum 1, 2, 3, 4. trabzanıma yandan giriyorum. 4 defa da alıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 1, 2, 3. Yandan giriyorum. 1, 3 sardım. Yine burgumuzu aynı şekilde yapıyoruz. Bakınız ön yüzde 3 defa dolayıp 4 defa da alıyoruz. Aradaki 3 trabzanımıza geri dönüyorum. Birinciden başlıyorum. 4 defa da alışımı tamamlıyorum. 1 2 3 1 2 3 yandan giriyorum ve burgumu arkamız içinde hemen buradaki arkadan araya altı boş bıraktık sağ tarafına doğru devam ettik ve şu şekilde ikinci burgumuzu yerleştirdik hemen Tamın başını doluyorum. Aradaki 6 tırabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi buradaki burgumu hali hazırda olan burgumuzu örelim. 6 tane boş bırakıp yeniden 6 tane trabzan üzerine burgumuzu kuralım. Devam eden burgumu da ördükten sonra 6 tane trabzanımı ördüm. Yeniden e, sırtımız için burgu çalışması yapmaya başlayalım. 3 defa tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3, 4. yandan giriyorum. Ve aynı şekilde 4 defa da çekiyorum. 1, 2, 3, 1 ileriye geçiyorum. Ve dört bir iki üç şu üç defa saralım birinciye giriyorum ve bu şekilde artışlarımızı tamamlayıp kolumuzda herhangi bir artış yapmıyoruz önümüzde yine burgumuza altı trabzan kala her iki burgu arasında altı trabzan bırakıyoruz burada da yeni bir burgu başlatalım arkasını örelim sonrasında yeniden görüşelim. Yeleğimizin roba kısmını tamamlamak üzereyiz. Artık gövdemizi birleştirebiliriz. Şimdi kaç sıra ördüğümüzü tekrar bir hatırlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 sıra ördüm. 10. sıramıza başladım. 10. sıramızda yine aynı şekilde 3 defa başını dolayıp burgumuzu yapmaya başladım. Şimdi son kısmını örerek geldim 10. sıramızdan iki tane artışımı yaptım bakınız şu şekilde iki artışımı yaptıktan sonra araya zincir çekmeden kolumu büküyorum şöyle tekrar buraya iki tane artışımı yapıyorum 1 ve 2 bakınız şöyle ikinciyi de örüyorum birinciyi ve ikinciyi ördüm burada yapmış olduğum artışlarımı 6 e, ve katları olarak hesap ettim. 6 üzerinden modelimi kuruyorum. 6 tane boşluk bırakıyorum. Bakınız 1 2 3 4 5 6. Buradaki 6 boşluğumuz olacak. Şuradaki ikinci artışımız yeniden modelimi kuracağım yer olacak. 1. Onun için de 6 tane ihtiyacımız vardı. 1 2 3 2 artışımı yaptıktan sonra 4 5 6. Bakınız bu 6 üzerine de modelimi kuruyorum. Geriye kalan 2 4, 6 ise ara boşluğu olacak. Modelimizi kuracağımız zaman 6 veya katları üzerinde olmasına dikkat edelim. Daha büyük farklı sayılarda başladıysak hiç önemli değil. Dilerseniz farklı sayılarla boşluklarımızı bırakabilirsiniz. 7 boşluk bırakabilirsiniz. 7 boşluk da bu tarafta bırakırsınız. Tam 6'da modelimiz ya da 8. Trabzanlarınızın sayısına göre kol altımızın sağında ve solunda boşluklarımızı eşit olarak ayarlarsanız tam ortaya modelimizi yerleştirirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Bizim modelimiz çalıştığımız model altı ve katlarına denk geldiği için hiç sıkıntı olmadı. Ama farklı büyüklüklerde ördüysek lütfen hiç sıkıntı etmeyelim. Her iki kenara yani modellerimizin solunda ve sağında Eşit miktarda trabzanı bırakalım. Gerekirse 8 gerekirse 9 tam ortasına gelecek şekilde 6 trabzanımız üzerinde modelimizi kuralım. Yani modelimizin kenarlarındaki trabzan sayımızın eşit olması yeterli. Şimdi buradaki düz trabzanlarımı örerek ilerliyorum. Bakınız burada bizim hepsi 6 altışar denk gelecek ama şu an sadece modelimizi örmek için düz trabzanlarımızla ilerliyoruz bu sıramızda. arkadan devam ediyorum farklı hiçbir işlem yapmadan diğer kolumuza kadar ilerleyelim İleğimizin arkasının birleşme işlemlerimizi yaptık trabzanlarımızı örerek geldim şimdi artış yerime trabzanımı ayarladım büküyorum şu şekilde ve hemen artışlarımı yapmaya başlıyorum 1 ve 2 sayıyorum kaç tane olduğuna eğer gerekirse burada ayarlamamızı yapmak için artışımı fazla ya da eksik yapıyorum. 2 4 6. Boşluğumuz burası. 2 4 5 6 modelimiz. 2 4 6 bakınız. 2 tane artışımı yaptım. Tam uygun oldu. Biraz önceki yapmış olduğum hatırlatmamı tekrar etmek istiyorum. Kolumuzun birleşme noktasında 8 9 olabilir ara boşluğu hiç fark etmez 6 tane ortaya alalım sağına ve soluna kaç fazlaysa eşit bir şekilde paylaştırarak kol altımızın kurulumunu yani yeni saç örgüsü kurulumunu ona göre ayarlayalım Evet şimdi sadece dümdüz örüyoruz eski modelimiz üzerinden yeni herhangi bir işlem yapmıyoruz 1 2 3 nasıl üçer üçer modelimizi vurgularımızı yapmaktayız. İkinciyi alıyorum. Üçüncüyü alıyorum. Ve düz trabzanlarıma geçişimi yapıyorum. Son olarak öndeki burgumu da yaptıktan sonra arkadan yine bir sıra tamamen örerek ilerliyorum. Herhangi bir şekilde bu boşluklarımıza modelimizi kormuyoruz. Arkayı da örelim. Yeniden ön kısma başladıktan sonra yeni burgularımızı örmeye başlayalım. Mesafelerimizin de katları bakınız açılıyor bu şekilde. Sıramın sonuna geldim bakınız. Yine birlikte dönüşümüzü yapalım. Arkayı çeviriyorum 3 zincirimle. Trabzanlarımı birer birer örüyorum. Tığımın başında doluyorum. Ardından girerek dışa doğru sırasıyla önden arkaya doğru trabzanlarımı bu kabartılı bölümlerimizi örüyoruz. Altta kalan burgumu da aynı şekilde alıyorum. Bakınız. 3 Şöyle görelim. Bakınız altı tane burgumuzu yine devam ettirdik. Aradaki trabzanlarımızı düz olarak örelim. Atıyorum. Ve sıramızı tamamlayalım. Kolumuzu birleştirdik ve sıramızın başına kadar arkadan örerek geldik. Bakınız bir sıra ördük sadece. Herhangi bir şekilde modelimizi uygulamadık. Şimdi önden modelimizi uygulamaya başlıyoruz. Bakınız örgülerimizi görmekteyiz. İlk başlangıçtan beri kenardan bıraktığımız örgülerimiz ve kolumuzun hemen birleşme yerine yakın yerden başladığımız örgümüz basamak basamak aşağıya modellerimizi yerleştirdik. Şimdi üçüncü modelimizi hemen 6 tane yani buradaki burgumuzun sol tarafından 6 tane düz trabzanımızı ördükten sonra yeniden modelimizi kurup 6 tane de diğer tarafa doğru boşluğumuzu kuracağız. Bunun için hemen çeviriyorum. Buradaki e, modellerimizi kurduğumuz şekliyle yine aynı şekilde üzerinden başlarını dolayarak örüyorum. Aradaki düz trabzanlarımı örüyorum. 6 trabzanımızı ördükten sonra yeniden görüşelim. Önden modellerimiz örerek geldim birinci burgumu yaptım 6 trabzanım ördüm Tekrar burgumu yaptım 6 trabzanım ördüm Hemen bu aradaki 6 trabzan üzerine modelimizi uygulamaya başlayabiliriz. Tığmın başına 1 2 3 defa doluyorum ve saymaya başlıyorum 1 2 3 dördüncüye yandan giriyorum ve 4 defa da alıyorum 1 2 3 ve 4 1 2 3 1 ileriye geçiyorum. 3 ve 4 3 defa aldım 1 2 3 4 1 2 3 geri dönüyorum ilk atladım trabzanıma yandan girişimi yapıyorum ve 4 defa da örüyorum 2 3 ve 4 1 2 3 hemen ikinciye giriyorum 1 2 3 ve 4 1 2 3 2, 3 ve 4. Tığımın başını doluyorum. Bakınız şöyle burgumuzu buraya kurduk. ilk burgumuzu ve aradaki trabzanlarımı örüyorum. Evet burgumuzdan sonra 6 tane trabzanımızı ördüm. Hemen diğer burgumuzu yapıyorum. Ve diğer kolumuzun altına kadar örerek ilerliyoruz. Kol altından ilk burgumuzu yerleştirdim. Altışar boşluklarımızı sağına soluna ördüm. Modelimi devam eden modellerimi ördüm. İkinci burgumu ördüm. Tekrar 6 trabzanımı ördüm. Yeniden ilk sıra burgumuzu örmeye başlayabiliriz. Hemen bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzanımı ördüm. Buradaki 6 tane trabzan üzerine burgumu yerleştiriyorum. 3 defa doladım. 1, 2, 3, 4. giriyorum ikişer ikişer çekerek trabzanımı örüyorum 1 2 3 hemen bir ileriye geçiyorum 1 2 3 ve 4 1 2 3 1 2 3 geri dönüyorum ilk atlamış olduğum trabzanıma yandan girişimi yapıyorum her zamanki şekliyle burgumuzu buraya yerleştiriyoruz Üçüncü burgumu örüyorum. Evet şöyle görelim bakınız burgumuzu buraya kolumuzun altına yaptık ve trabzanlarımızı burgumuzu örüyoruz. Artık bundan sonrasında bu şekilde bir sıra burgumuz bir sıra ardından alarak ördüğümüz ikili trabzanımız şeklinde istediğimiz kadar örmeye devam ediyoruz. Yani yeterli boy ölçüsüne ulaşana kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 toplamda 9 tane burgudan oluşacak yeleğimiz. Şimdi biraz büyütelim sonrasında görüşelim. Yeleğimizin burgularını örerek tamamladım. Bakınız şu şekilde istediğimiz boy ölçüsüne ulaştım. Şöyle sayacak olursam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Toplamda 12 sıra ördüm. E yeterli ölçü oldu. Kol altından şöyle ölçelim santim olarak. Şöyle ölçtüğüm zaman kol altından hemen bakın kol altından 17 santim olduğunu görüyoruz. Şimdi e, yeleğimizin lastik kısmını örmeye başlayabiliriz. Burgularımızı bu şekilde tamamladık. Hemen ipimin olduğu yerden başlıyorum. Bakınız burgumu yaptım. Diğer burguyu tamamlayacak olan arkadaki sırasında ördüm. Şimdi lastiğimi örmeye başlıyorum. İpimi hiç koparmadım. Bakınız olduğu yerden devam ediyorum. 1-2-3 tane zincirimi çekiyorum. Ve lastik örgüme başlıyorum. Hemen sıradakini yandan örüyorum. Bir sonrakini ardından yandan bir sonrasını ardından yandan sırasıyla bakınız diğer uca kadar örerek ilerliyorum. sıramızı tamamlayalım. Evet diğer uca kadar örerek geldim. Yine aynı marka ipimle bir sırada beyaz geçmek istiyorum. Beyazımız tam beyaz değil. Biraz kırık beyaz. Şöyle alıyorum. En son trabzanımızı örelim. Şuradan diğer taraftan gelmiştik. Bakınız ilk sıramızı örmekteyiz. Son trabzanımın tığımın başını doluyorum. Tepe noktasına gelerek batıyorum. Bir alıyorum. İkinciyi kapanışı beyaz ipimle yapıyorum. Ve e, mavi ipimi koparmıyorum. Bir sıra daha üzerinden geçmek istiyorum. Burada kalmasın istiyorum. Bir, iki, üç. Düzeltiyorum. Arkasını çeviriyorum. Şöyle görelim. Bakınız çok güzel oldu. Bir sıra lastiğimizi örüyorum. Yine nasıl görüyorsak bu kez öyle örüyoruz. Kabartılı görenleri yandan giriyoruz. İçtekilerin ardından giriyoruz. Bakınız kabartıları yandan diğerini ardından girerek bir sıra beyazımızda yeleğimize renk katmak istiyoruz. Şöyle görelim bakınız şu şekilde diğer uca doğru ilerliyorum mavimizi koparmadık diğer uca gelince bir sıra yine aynı şekilde gördüğümüz gibi yani kabartıları yandan girerek hiç düzenimizi bozmadan lastiğimizi bir sıra daha örerek tamamlayalım Evet yeleğimizin alt lastiğini örerek geldim. Bir sıra mavimizi, beyazımızı ve tekrar mavimizi ördük. Hepsinden birer sıra ördüm. Yeleğimizin burası e, sol tarafı ilik açacağımız bölüm. Mavi ipimi koparmadım. Öncesinde bir sıra mavi ipimizi örerek yukarıya doğru çıkalım. Daha sonrasında yeniden aşağıya doğru inelim. Evet şimdi şöyle başlıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 yan çeviriyorum hemen yandan trabzanıma giriyorum ve bir tane ikili trabzanımı örüyorum beyazıma geçiyorum yeniden iki tane trabzan örüyorum diğer mavimi geçiyorum ikişer ikişer örüyorum bakınız her birine ikişer tane battım ve yukarıya doğru ilerliyorum her trabzanımıza iki tane trabzanımızı örelim diğerine geçiyorum 1 ve 2 Diğerine geçiyorum. 1 ve 2 Şöyle görmüş olduğumuz trabzanlarımın tamamına ikişer ikişer geçelim. Bakınız şurada daha küçük almışım. Buraya bir yeterlidir. Evet yukarıya doğru ayarlayarak ilerleyelim. Mavi rengimizde bir sıra ilerledim ve dört tane ileğim için yerimi hazırladım. Birinci İkinci, üçüncü ve aşağıya dördüncü ilik yerimi ayarlıyorum. Lütfen bunu öncesinde ayarlayalım. Aralar farklı olması. Şimdi en son trabzanımı mavimle örüyorum. Bakınız şöyle birlikte örelim. İki tane ördüm. Şuradaki zincir yerime de bir tane sabitliyorum. Zincirimizin tepe noktasına bir defa alıyorum. İkinciyi beyaz ipimle alıyorum. Çünkü beyazımızla dönüşümüzü yapacağız. 1 2 3 3 tane de zincirimi çektim ipimi sıkıştırıyorum arka yönü çeviriyorum lastik örgümü başlatıyorum hemen yandan giriyorum bir tane örüyorum şimdi buraya ilk iliğimi açmak istiyorum bir ve iki tane zincirimi çekiyorum bir iki tane trabzanımı atlıyorum bakınız birisi şöyle yandandı. buraya bir tane bir üstü örmek istiyorum arkadan alıyorum burayı yeniden iki tane atladıktan sonra yandan olarak başlıyorum nasıl bitirdiysek öyle başlıyoruz bakınız yandan ve yine yandan yukarıya döndüğümüzde bir tane trabzan öreceğiz bu kısmı ve devam ettiriyorum ardından tekrar yandan diğer ilik yerimize kadar bu şekilde ilerliyorum bir yandan bir ardından giriyorum ve kenar lastiğimizi bu şekilde ilerliyoruz. Karşı tarafa sadece düğme dikeceğimiz için ilik yeri ayarlamadan 3 sırada tamamlıyoruz. İşaretimin bulunduğu noktaya doğru geliyorum. Şöyle bakalım. Bakınız iliğimizin olduğu yer işaretimi bıraktığım yer. Bir tane daha trabzanımı örüyorum yandan ördüm iki tane zincirimi çekiyorum aradan bu kısmı çıkarıyorum 1 2 atlıyorum üçüncüyü yeniden yandan olarak giriyorum tekrar devam ettiriyorum diğer ilik yerimize kadar bu şekilde ilerleyelim yerlerimizi daha önce belirlersek çok çok rahat ederiz şimdi işaretli yerlerimizi yapalım en son noktada görüşelim İki zincir çekip iki trabzanımızı atlıyoruz Beyaz ipimizle örerek geldim. En son iki. Bakınız bir tane ileyim, ikinci ileyim, üçüncü ve dördüncü ilik çalışmamızı yaptım. Şimdi mavi ipimiz burada kalmıştı. Mavi ipimizle tekrar aşağıya doğru örüyoruz. İlk zincir çekerek oluşturduğum trabzanın üzerinden batıyorum. 1 2 3 Hemen yandan giriyorum ve ileğimiz için çekmiş olduğumuz zincirin bulunduğu yere geliyorum bir defa batıyorum tepesine trabzanım örüyorum yine yandan devam ediyorum bir defa yeterli buradaki ileğimiz için İki doldursak fazla olur gerek yok diğerini ardından yandan ardından lastiğimizi bu şekilde örerek tamamlayalım 3 sırada Lastiğimizi tamamlamış oluyoruz. Karşıya da aynı şekilde yapalım. Düğme dikeceğimiz için ilik yerini çalışmamıza gerek yok. Kollarımızda da işlemimizi yaptıktan sonra yeleğimiz tamamlanmış olacak. Evet, şimdi ben lastiklerimizi örerek sona doğru ilerliyorum. Karşıyı da aynı şekilde yapıyorum. Yeleğimizin düğmelerini diktim ve karşısındaki ilik yerini sizlerle birlikte zaten örmüştük. Şimdi kolumuzun bir tanesini ben çalıştım. Diğer kolumuzu çalışalım ve yakamızı çalışarak yeleğimizi bitirelim. Hemen kolumuzdan başlamak istiyorum. Şöyle bakarsanız kolumuzun biraz daha dışarıda olduğunu görmekteyiz. Onun için hemen lastiğimizi örmeye başlamadık. Bir sıra mavimizi geçtik. İkinci sırada lastiğimizi örmeye başladık. Şimdi aynı diğer tarafa yapmış olduğumuz işlemimizi bu yönde başlatalım bir zincirimi çekiyorum tığıma düğümümü atıyorum kol altıma gelerek işlemimi yapmaya başlıyorum hemen şuradan bakınız trabzanımın olduğu yerden giriyorum zincirimi çekiyorum bir sayıyorum onu 2 ve 3 yanına bir daha batıyorum ikinci bir trabzanımı ördüm Tam artışlarımı yaptığım noktaya bir tane daha trabzanımı örüyorum. Sonrasında hazırda olan trabzanlarımın minik gözlerine birer birer batarak başlangıç yerimize kadar örerek geliyorum. Yani buradaki noktaya kadar geliyorum. Tam araya girmiyorum. Minik gözlerimizin üzerine batarak ikili trabzanlarımızı örelim. minik göz üzerine batıyorum bakınız şuraya Evet sıramızı tamamlayalım. Başlangıç noktamıza kadar birer birer trabzanlarımızı üzerine örerek geldim. Başlangıç noktamın hemen yanındayım. Zincirimi çekerek örmüş olduğum trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve birleştiriyorum. Şöyle ilmeğimi geçiriyorum. Hemen 1-2-3 tane zincir çekiyorum ve lastik örgümü başlatıyorum. Yandan giriyorum. Yine mavi rengimizi örüyoruz. Bir sonrakine ardından sıramızı bu şekilde takip ediyoruz. Ana gövdeden giriyorum. Bir yandan şu şekilde. Bir de ardından giriyorum. Başlangıç yerimize kadar hiç farklı işlem yapmadan bu şekilde ilerleyerek devam ediyorum. Sona kadar geldim. Yine zincirimizi çektiğimiz yerdeyiz. Zincirimizin üzerine şu şekilde batalım ve ilmeğimizi geçirelim. Beyaz ipimi almak istiyorum. Beyaz ipimizle bir sıra geçelim. Beyaz ipimizde de yine aynı şekilde nasıl görüyorsak o şekilde örelim. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Hem mavimi sıkıştırıyorum hem beyazımı sıkıştırıyorum. Ve hemen yandan ilk trabzanımı örmeye başlıyorum. Yandan ve arkadan şekliyle ilerliyorum. Mavi ipimi koparmadım bakınız. Çünkü en üst sırayı son sıramızı yine mavi ipimizle tamamlayacağız. Ardından geçiyorum. Tekrar yandan geçiyorum. Evet bunun üzerine bir sırada mavimizi örerek tamamlayalım. Beyazımızın sonuna kadar örerek geldim. En son yandan giriyorum. Ve üzerine zincir çektiğim yere geçişimi yapıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Evet bakınız beyazı tamamladık. Mavi ipimizi aynı yerden koparmamıştık. Bakınız aşağıda kalmıştı. Şöyle görelim. Mavi ipimizi hemen yukarıya alıyorum. Şu kısmı alalım. Hiç kaydırmayalım. Fark etmez. Kabartılı bölümden aldım. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Hemen yanındaki ardından devam ettiği için ardından giriyorum. Bir sonrakini yine yanından örerek ilerliyorum sıramızı bu şekilde başlattık. Buradaki 3 zincirimizin olduğu yerimize gelince tekrar birleştirme işlemini yaparak kolumuzu tamamlıyoruz. Yeleğimizde kolumuzu da tamamladıktan sonra son olarak boyun lastiğimizi çalışarak tamamlayalım. Boyun lastiğimizi fazla yüksek yapmak istemiyorum. Onun için hemen beyaz rengimle lastiğimi örmeye başlıyorum. Yani ikinci sırasından başlıyorum ve şöyle bakalım bakınız. Şuradan başlıyorum. Hemen lastiğimle trabzanımın bulunduğu yer var. Bakınız bir trabzanımı lastik kısmı için ördüm. Hemen yanındaki olan ikinci trabzanın tepesinden şöyle batıyorum. Ve zincirimi çekerek başlıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Sonrasında her bir trabzanımın tepesine bir tane trabzanımı örüyorum. Tepesini örüyoruz. Bakınız yandan alma şekliyle örmüyorum. Birinci sıramı düz örüyorum. Her birisine birer tane örerek ilerliyorum. Bakın sayırım yerin içine girmiyorum. Yine trabzanın tepesine batıyorum şu şekilde diğer uç noktamıza kadar yani lastiğimizin bağlantı yerine kadar şöyle bir tanesini aldım iki tanesi kalmıştı hemen ikincisinin yanına kadar örerek gelelim Evet bütün kenarımızı dolandık bakınız boyun kenarımızı en son bakın lastik kenarımızın yanında bir tane trabzan yaptım ve bir tane zincirimi de çektikten sonra buradan beyaz ipimi kesiyorum diğer rengim olan mavi ile devam etmek istiyorum hemen mavimizi alalım başlangıç yerimizin olduğu yere çeviriyorum zincir çekerek başladığım yere batıyorum zincirimizin üst kısmına doğru hemen zincirimle başlıyorum üzerine zincir çekiyorum 1 2 3 bağlantımızla birlikte 3 tane zincirimi çektim yandan beyazımı örüyorum. Bir sonrakini ardından boyun kısmımızın da kenar lastiğini bu şekilde başlattık ve bu son sıramız olarak örüyoruz. Çok fazla yükseltmemize gerek yok. İki sıra yeterli olacaktır bebeğimizin ensesinde rahatsızlık oluşturmasın. bakınız beyazımız da hemen lastik formuna döndü. Sıramızı diğer uçta tamamlayarak ipimizi keselim. Boynumuzun lastiğini de tamamladık. İpimizi içeriye aldım ve kestim. Sizler de ipimizi içeride gizlerseniz çok çok hoş olacak. Evet e, yeleğimizi aşama aşama ördük. Şöyle genel olarak bakalım yeleğimize. Şöyle görelim. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9 tane burgumuzdan oluştu yeleğimiz. 2 tanesi tam öne geldi. Birincisi modelimizi kurduğumuz andan itibaren başlattık. Diğerin ise kolumuzu kesmeye yaklaştığımız zaman 1, 2, 3, 3 ya da 4 sıra kalarak. Diğerin ise kolumuzu birleştirdikten sonra ördük. Şu şekilde bir basamak halinde örgülerimizi yerleştirdik. Şöyle baktığımız zaman bakınız arkadan da aynı şekilde burgularımız aşama aşama görülmekte. Hemen şu kısımda Bakınız en son şöyle gördüğümüzde en son kol altından diğer ise bir basamak. Şöyle bakalım. Evet. Çok hoş bir çalışma oldu. Dilediğiniz büyük yaşlar içinde çalışmamızı yapabilirsiniz. Bir çalışmamızın bu şekilde sonuna geldim. Umarım faydalı olabilmişimdir ve modelimizi beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.